pek açıdan söylediler gerçekleri ama işler her zamankinden çok az oluyor. Peki özel günlerde? Bence aslında onu yapmanız lazım. Caner Bey neden şey yapmadı? Belki koronadan dolayı olabilir. Bir Caner Bey'le bir konuşayım bakayım. 20 günde falan atar. Bu hastalık zaten şeyde hep onun şeyleri vardır. Bak bak, sadece buranın sürgülü Burada Türkiye'de çok nadir üretilen antrium dediğimiz çiçek üretiliyor. Antriumun ilk üreticilerinden bir tanesi biziz, birincisiyiz yani. Türkiye'de zaten tekiz. Türkiye'de 300, Antalya'da tekiz. Yaklaşık 4 dönüm civarında falan antrium üretim alanımız var. Toprak Star'ımda üretim yapmaktayız. Tamamen her şeyimiz otomasyona bağlı, bütün sistemimiz bilgisayara bağlı, bilgisayar sistemine bağlıyız. Bizim girdiğimiz değerlerin neticesinde bilgisayar otomatik olarak sıcaklığını, nemini, sulamasını, her şeyini yapmaktadır. Bu çiçeğin en önemli özelliği vaz ömrünün çok uzun olması. Yaklaşık 40 güne kadar dayanan çeşitleri var. Onun için zaten diğer çiçeklerden ayıran en önemli özellik bu, vaz ömrünün uzun olması. Satışlarımız yurt içinde de var, yurt dışında da var. Yurt içinde genelde İstanbul'da toplantılarımız var. Genelde onlara gönderiyoruz. Yurt dışında da Romanya, Ukrayna, Bulgaristan'a sevkiyatlarımız oluyor. Bu çiçek diğerlerinden ayrı olarak taneyle satılan bir çiçek. Demet haline satılmaz. Şu anki ortalama fiyatlar 5-6 TL civarında tane fiyatları. Bizim şu an burada 12 çeşit çiçeğimiz var. Sadece çiçek kısmında yaklaşık 8 kişi falan çalışıyoruz. Artı bir mühendis. Hasatımız 365 gün boyunca sürekli yapılıyor her gün. Yani belli bir günü yok. Sipariş durumuna göre sabah, öğlen, akşam 365 gün yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Aslında birazcık gözleri korkuyor insanların. Kurulum aşamasındaki maliyeti gerçekten çok yüksek bir çiçek. Modernizasyonlu bir sere gerekiyor bunun gibi. Ama üretime başladıktan sonra görecekler ki hani yapalım diyecekler yani. Neden yapmamışız bu zamana kadar diyecekler yani. Tabii bütün ürünlerde olduğu gibi antrium'da da topraksız üretim yapmak çok farklı. Bir kere topraksızın zaten en önemli avantajı kök hastalıklarının olmamasıdır. Bunda da zaten çok hassas bir çiçek. Özellikle sepal dediğimiz kısmı var, çiçeğin rengine veren kısmı. O kısım çok hassastır. Kökten dolayı gelecek hastalıklara da zaten topraksız olduğu için dayanıklıdır. Herhangi bir hastalık gelmez. Onun haricinde verimi de zaten %30-%40 civarında falan topraksız olduğu için artış sağlar. Bu çiçeğimizde diğer çiçeklerden ayıran bir özellik daha var. Bunun yaprağı da satılıyor aynı zamanda. Yaprakları genelde çelenklerde ve aranjmanlarda kullanılıyor. Şu gördüğünüz yapraklar.
Bunlar da ekonomik bir değeri var yani bu çiçekte, yaprağın. Maalesef bu sene için tam kapanma olacağı için Anneler Günü'ndeki satışlarımız muhtemelen düşecek görünüyor. Ama normalde her yıl Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Anneler Günü bizim özel günlerimizdir. Ve Öğretmenler Günü aynı zamanda. Bugünlerde satışlarımız artmaktadır. Bu sene dediğim gibi maalesef herhalde birazcık az olacak. Görüntü öyle görünüyor. Şöyle kesiyoruz. Hem yenilemesi için hem de girmesi için şöyle. Önceden kesildi. Tamam.